Beni tanıyanlar bilir. Oyun kolik bir adamımdır. Oyunlar hayatımın çok büyük bir alanını kaplar. Rekabetçi tarz oyunlardan çok hikayeli oyunlar her zaman daha çok ilgimi çekmiştir. Oynadığımız karakterin yerine geçmek, onunla duygusal bağ kurmak bana hep grafik roman hissi vermiştir. Takvimler 14 Haziran 2013'ü gösterdiğinde Naughty Dog bir şaheseri önümüze koydu. The Last of Us. Cordyceps mantarının mutasyona uğrayıp insanlara bulaşmasıyla başlayan küresel salgın sonrası dünyada geçen oyunda Joel'un Ellie adlı genç bir kızı Fireflies adlı devrimci gruba teslim etmek için çıktığı yolculuğu oynuyorduk. Yani kısaca A noktasından B noktasına uzanan bu yolculuk hikayesinde karakterlerin başından geçen olaylara şahit oluyorduk. Dönemi için oldukça ileri olan görselliği, karakter gelişimine dayalı hikaye anlatımı ve Gustavo Santaolalla'nın bestelediği enfes müzikleriyle beni beynimden vurulmuşa döndüren oyun, yıllar geçmesine rağmen hala en sevdiğim 3 oyundan biri olarak yerini koruyor. Oyunu oynamadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum. Oyunu oynamamış ve diziyi izleyecekler için de daha fazla spoiler verip can sıkmak istemiyorum. Buraya kadar oyunu anlattım. Bu dizi incelemesi değil mi diye soruyorsanız benim için bu oyunun anlamını ve beklentilerimi anlamanız için bu şekilde giriş yapmak istedim. Last of Us dizi oluyor haberleri çıktığında ilk başta sevinsem de sonradan içimi bir korku kaplamadı değil. Çünkü oyunun yaratıcısı ve yönetmeni Neil Druckmann'ın Last of Us Part 2'de çoğumuzun içine sinmeyen kararlar aldığı ve dizide de baş sorumlu olarak görev alacağını duyunca içimi saran korkunun üzerine bir de açıklanan casting endişelerimi daha da arttırdı. Game of Thrones ile ünlenen Bella Ramsey Ellie rolünü almış, son dönemde Mandalorian, Narcos ve Game of Thrones gibi çok iyi işlerde rol alan Pedro Pascal ise Joel olarak karşımıza çıkacaktı. Bu isimler iyi oyuncular fakat oyundaki Joel ve Ellie'nin fiziksel özelliklerine sahip değiller. Pedro Pascal ile ilgili kaygılarım setten gelen ilk fotoğrafla birlikte ortadan kalktı. Ama Bella hala içime sinmiyordu. Gerçekten oyundakiyle hiçbir benzerliğinin olmaması can sıkıcıydı. Ta ki ilk fragman çıkana kadar. Fragmanda hala beni tam olarak ikna edemeyen şeyler olsa da belki olabilir dediğim anlara da şahit oldum. Ve dizinin 16 Ocak'ta yayına giren ilk bölümüyle tüm korkularım yerini mutluluk ve heyecana bıraktı. İlk bölüm için şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki uzun zamandır izlediğim en iyi uyarlama ile karşı karşıyayım. Muhteşem olmuş. Orijinal materyale o kadar sadık kalınmış ki oyunda yaşananları neredeyse birebir vermesinin yanında çok güzel eklemeler yapılmış. Sara ile daha fazla vakit geçirmek, salgının nasıl başladığına yavaş yavaş şahit olmak beni inanılmaz derecede tatmin etti. Küçük küçük farklılıklar elbette var. Mesela oyunda olaylar 2013'te başlarken dizide 10 yıl geriye gidiyor ve her şey 2003'te başlıyor. Bu da inandırıcılığı bir üst seviyeye taşıyan doğru bir karara dönüşüyor. Çünkü 2013 sosyal medyanın günümüz kadar olmasa da yine de yaygın olduğu bir yıldı. Ve insanların olaylardan bu kadar habersiz kalması oyundaki inandırıcılığı olumsuz etkiliyordu. Bunun gibi küçük dokunuşlar hikayeyi daha sağlam temellere oturtuyor. Olacakları bilmeme rağmen heyecan ve hüzünle izledim her sahneyi. En iyi uyarlama olmasının bence en önemli sebeplerinden biri dizinin ana kaynağının zaten film gibi bir oyun olması. Ama biliyoruz ki oyundan uyarlanan yapımların neredeyse tamamı içi boş ve zaman kaybı işlerdi. En yakın örneği yine aynı stüdyonun oyunu Uncharted'ın film uyarlaması. Ne kadar büyük bir Nathan Drake hastası olsam da ben bile beğenmemiştim filmi. Sanırım bu uyarlamada farklılık yaratan faktör oyunun yaratıcısı Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinde harikalar yaratan Craig Mazin'in dizinin başında olmaları. Mazin ilk bölümün de yönetmeni olarak karşımıza çıkıyor ve harika işler çıkartıp bize oyundaki atmosferin aynısını vermeyi başarabiliyor. Buraya kadar söylediklerimle oyunu sevdiğim için diziyi de sevdiğimi düşünebilirsiniz. Ama tam olarak öyle değil. Oyuna çok büyük oranda sadık kalınması ve dolayısıyla radikal bir değişiklik yapılmazsa hikayenin nasıl sonlanacağını bilmem aslında seyir zevkim açısından negatif bir durum teşkil ediyor. Ama 78 dakika gibi uzun bir süre su gibi akıp gitti. Bildiklerim seyir zevkimden hiçbir şey kaybettirmedi. Aksine bilmediğim şeyleri öğrenebilme ihtimali beni fazlasıyla heyecanlandırdı. İlk bölümdeki oyunculuklara gelirsek eğer, Pedro Pascal Joel için gerçekten doğru tercih olmuş. Setten gelen görseller ve fragmanla birlikte azalan endişelerim ilk bölümle tamamen ortadan kalktı. Yaşadığı travmayı ve bunun sonucunda dönüştüğü adamı daha baştan çok başarılı yansıtmış. Bella Ramsey ise fiziksel olarak hala handikaplı olsa da karakter olarak ele olmuş durumda. İlerleyen bölümlerde öfkesini, muzipliğini görmek için can atıyorum. O zaman daha da içime sinen bir eli olacağından hiç şüphem yok. Tess rolünde ise Fringe dizisiyle kalbimde taht kurmuş Anna Thor var. Kendisi karaktere cuk oturmuş durumda. Oyunda Marlin'i canlandıran Mar Dandridge, dizide de yine Marlin'i canlandırıyor. O yüzden hayır bu olmamış demeye hakkım yok sanırım.
Mekanlara ve dekorlara baktığımızda ise işin ne kadar büyük olduğunu net bir biçimde anlayabiliyoruz. Yakın zamanda çıkan ve incelemesini de yaptığım Sıcak Kafa dizisinde de distopik bir dünya tasviri yapılıyordu. Orada yaratılan dünya ile burada yaratılan dünyayı karşılaştırmak çok doğru olmaz. Çünkü ciddi bir bütçe farkı var. Sıcak Kafa nasıl ki elindeki bütçeyi doğru kullanıyorsa Last of Us da bütçesinin karşılığını size sonuna kadar veriyor. Görsellik, kostümler, mekanlar her şeyiyle muazzam. Müzikler. Ah o müzikler. The Last of Us'ı Last of Us yapanların başında müzikleri gelir. Gustavo Santaolalla'nın orijinal oyun için bestelediği müzikler hiç değiştirilmeden diziye aktarılmış. Rahatsız eden bir şey yok mu diye sorarsanız, oyunda olup da dizide olmayan Cordyceps sporları diyebilirim. Bu durum benim tadımı birazcık kaçırdı. Tehdit unsurunu azaltmaları, hikayedeki gerilimin azalmasına sebebiyet verebiliyor. Bunun sonucunu ilerleyen bölümlerde daha net göreceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında ilk bölümdeki her şey benim için kusursuzdu. Sonuç olarak The Last of Us, yılın en iyi dizilerinden olmaya aday bir iş gibi duruyor. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Haftaya ikinci bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.